Değerli izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Malatya Akçadağ ilçesinde Karamağara Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Hasan Ar ile mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarım ara dönem seçilen muhtarlarımızdan. Doğru mu evet, efendim? Evet, evet. Ara dönem. Önceki muhtar rahmetli oldu. Rahmetli oldu, evet. Seçime gidildi. Seçime gidilmedi. Vekil olarak mı atandınız? Vekil olarak, evet. Vekil olarak atandınız. Evet. Diğer azalar, yani kura mı çekildi, direkt kaymakam bey mi? Kaymakam bey atadı. Evet. 2 yıldır mı tam olarak? 2 yıldır. İki yıldır. Evet. Evet muhtarım, 2 yıldır muhtar vekili olarak görev yapıyorsunuz. Öncelikle bu mahallemiz kaç hane efendim? 40 hane. 40 hane. Evet. Mezralarda dahil, yani sokak ismi oldu evet, oralar. Evet. Karamağara mahallemizin tamamı, yani 3 mahalleden oluşuyor. Merkez evet. Mahallemizle beraber 40 hane. 40 hane, evet. Evet. Diğerlerinin yolu asfalt değil mi? O içinden geçtik geldik asfalt orası. Asfalt olan yerlerimiz de var. Mahallelerimizin ufak tefek yani birer kilometre veya 500 metrelik bölümleri. Burası ne kadar? Burası 2 kilometreden fazla galiba. Burası bir, evet 1,5 kilometre var. Evet sayın izleyiciler Pamukçuk değil mi? Pamuklu Mahallesi. Pamuklu. Pamuklu Mahallesi Karaçalık mezrası. Pamuklu Mahallesi Karaçalık. Bir mahalle oluyor artık. Evet, sokak evet. Diye. Karaçalı sokak evet, oldu. Evet evet sokak oldu. Evet, bu Karaçalı, hem Pamuklu hem Karaçalı'nın evet. Yolu stabilize sayın izleyiciler. Yani artık Malatya merkeze de yakın, Malatya'da buradan gözüküyor kilometre. Sayın izleyiciler. 35 kilometre. Mutlaka artık bu köyler nasıl mahalle olduysa, artık biz merkez mahallelere hangi hizmetler yapılıyorsa, mahalleye dönüşen köylere de aynı hizmetler yapılmasını istiyoruz artık. Yani vatandaşımız bu çağda neden topraktan gidip gelsin değil mi amca? Tabii tabii. Değil mi? Tabii. Evet. Evet muhtarım, taziye evi var mı? Taziye evimiz yok. Müracaat ettiniz mi efendim? Yok müracaat etmedik. Bu konuda herhangi bir çalışmam olmadı. Olmadı. Yani, altyapı kanalizasyon? Altyapı kanalizasyonumuz yoktur. O da yok. O da yoktur. Geçen yıl 2017 itibariyle merkez mahallemizle, Karamağara merkez mahallemizle Duranlar Mahallesi. Bu 2 mahallemizin içme suyu sorununu çözdük. Evet, içme suyu sorunu. Evet, evet. 3,5 kilometrelik bir içme suyu boru hattı yenilenmesi ve depo ayrımları yapıldı. Şu anda da benim kendi mahallem yani Karaçallık mahallemizin de şebeke içme suyu hattı yeni geldi daha. Yeni bu geldi. Konuda, evet. Siz müracaat ettiniz değil mi efendim? Bu konularda yani 2 yılda aldığım hizmet bunlar. Evet, Maskiye teşekkür evet, ediyoruz arkadaşlar. Maskiye bu konuda teşekkür ederim. Aynı zamanda Akçadağ Belediye Başkanımız Ali Kazgan Bey'e de bu konuda evet. Yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Evet. Ali Başkan'ın da desteğiyle bu işi yaptık. Şu anda 1 mahallem yani Pamuklu'nun merkez mahallesinin içme suyu hala şu anda yok. İçme suyu sorunu var. Evet yani içme kaç suyu kaç hane var orada efendim? Orada şu anda 15 hane var. Evet bayağı hane var sayın izleyiciler. Nereden baksanız her hanede 4 kişi aile olsa 60-70-100 hane 100 kişi evet, var. Yani doğru mu? 10-15 hanemizin burada İçme suyu. Suyu sorunu var. Ona da çözeceklerini belirttiler mi efendim yani maske? Valla şu andaki oranın çözümü de 2019 yılına kaldı. Yani bu yıl için artık yapacağız. Sondajlı mı açtılar bu siz Duranlar yok, Mahallesi'ne? Yok. Duranlar mı? Oranın ikisi kaynak suyu. Cazibeli geldi. Evet. Kaynak çok suyu. Çok Karamağara'nın merkez mahallemizin. O oranı da aynı. O da mı? Evet. Kaynak geldi yani. Kaynak evet, geldi. Cazibeli su gelmiş sayın izleyiciler. Çünkü gerçi artık Büyükşehir Belediyesi içme suyu parası topluyor. Doğru mu efendim? Evet, evet. Evet. Topluyor. Atık su parası alıyor mu efendim içme sularından? Valla şöyle diyeyim. Geçenlerde fatura gelmişti. Bazı faturalarımızda atık su bedeli diye yani var. Var. Evet. Onun için neden evet. Soruyoruz sayın izleyiciler? Yani bir burada hizmet yapılmamış. Altyapı kanalizasyon yok. Vatandaşlardan atık su parası alıyor. Doğru mu efendim? Evet öyle. Onun için biz mutlaka yansımış. Evet. Biz mutlaka burada bir haksız kazanç var. Buradaki vatandaşların mağdur edilmesini istemiyoruz. Hadi altyapı kanalizasyon yapıldıktan sonra bu hizmet parayı alıyorlar zaten. Doğru mu efendim? Evet. Atık su parası. Ama buradaki bir haksız kazanç var. Onun için MASKİ'nin bu konuyu dikkate almasını istiyoruz. Yani orada bir Büyükşehir Belediyesi hangi mahalleye dönüşen köyler, altyapısı, kanalizasyonu var. Hepsini biliyor. Doğru mu efendim? Biliyorum. Onun için olmayan yerlerdeki atık su parası almamasını istiyoruz. Yani bu aynı zamanda günah. Doğru mu efendim? Tabii ki. Vermediğimiz bir şeyi alabilir miyiz? Yani mevcut hizmet yoktur. Şu anda kanalizasyon anlamında hiçbir hizmet alamamışız. Evet. Muhtarımın babası isim neydi? Mustafa. Mustafa amca. 68 yaşındasın. Emekli oldun mu efendim? Yok.
Olmadın. Olmadı. Allah Allah. Kardeşin de olmamış. Senin adın neydi? Lütfü. Lütfü. Evet Lütfü amca, neden emekli olmadın? Olamadı işte benim. Kendin yatırmadın mı hiç? Yatırdım. Ben ay 2009 şeyim var, sigortam var. Evet. Mahallen olan dedim, yapmadılar. Mahallen de yapmadılar. Evet. Yaş kaç senin? 65 mi? 63. 63. Özürlü raporum var. Neyin raporun var? Özürlü. Yüzde kaç? %44. 44'e vermiyor, %60'a veriyorlar galiba. Evet. Değil mi efendim? Ama yaştan emekli olursun. Onu da belirtelim. 2 senen kalmış senin. 63'te. Değil mi efendim? Evet. Muhtar arkadaşımız bununla ilgilenir. İnşallah yine seçilir diyoruz. Biz yani genç ve dinamik bir arkadaşımız. Ben araştırmacı gazeteci olarak Kara Mağara vatandaşlarımıza da sesleniyoruz. Genç ve dinamik Hasan Ağrı, işte Ağrı gibi çalışkan. Soy ismi de. Değil mi efendim? Bu ortada. Çalışkan bir ailenin, çalışkan bir evladı. Tekrar muhtarımızı aday olacağını belirtti. Doğru mu efendim? Evet, aday. Desteklemesini istiyoruz. Biz de bu eksik olan hizmetlerin yapılması için ne yapacağız? Muhtarımızla irtibatı hiç koparmayacağız. Bunları gündeme getireceğiz. Evet. Hem basılı yayınımızda, gazetemize yayacağız, hem de tüm dünyaya duyuracağız sayın izleyiciler. İşte biz artık gençlerin bu hizmeti yapmasını istiyoruz. Genç arkadaşlarımız aday olsun, işte seçilme yaşı da 18'e düştü. Doğru mu efendim? Evet, ya yani arkadaşımız da genç, 35 yaşında. Tam bu işin yapacak yaşta. Doğru mu efendim? Onu da belirtelim. Evet, köy konağı için vatandaş demiyor mu? Ya hocam, muhtarım, hep köylere taziyeler yapıldı. Evet. Bize neden yapılmıyor demiyorlar mı? Ya şu an için böyle bir talebimiz yoktur. Niye böyle bir talebimiz yoktur diyeceksiniz. Genelde bizim buralardaki yani böyle işte düğündür, mevlüttür artık biraz daha şehire taşındı. Yani merkeze mi gidiyor? Merkeze taşınmaya başladı. Yani, düğünler merkezde oluyor. Merkezde, ama cenazeler olduğunda çadır mı kuruyor belediye? Tabii çadır kuruyor belediyemiz. Diğer bir yanda da yani birçok mahallelerimizin artık köy odalarımız falan var. Köy odaları var. Evet var, geniş. Evet. O konuda yani herhangi bir talep olmadı, olmuyor. Bir sıkıntı olmadı. Evet. Okulumuz kapalı. Okulumuz kapalı. Kaç öğrenci var efendim? Şu anda yani mahallemizde öğrenci. Taşmalı öğrenci eğitime gidiyor. Yok gibi. Hiç yok. Yani merkez yakın olduğu için. Evet. Genelde arkadaşlar Malatya bütün bu mahalleye dönüşen köylerde yaşayan vatandaşlarımızın birçoğunun %80'ını diyebiliriz ki Malatya'da da ev var. Malatya'da evet. Onu da belirtelim. Çok güzel bir şehir olmuş Malatya. Mutlaka görmenizi istiyoruz. Doğunun dincisi olmuş. Doğru mu efendim? Evet, evet. İnsan da çok güzel, misafirperver, cana yakın. Ancak işte biz bu eksik olan hizmetlerin de tamamlanmasını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'tan ve Ali Kazgan'dan Belediye Başkanımız. Evet. Akçadağ Belediye Başkanı'ndan rica ediyoruz. Bu insanlar hizmetin en iyisine layıklar. Bir de işte bu toprak yoldan, biliyorsunuz buranın tek geçim kaynağı kayısıcılık. Toprak yoldan araç geçtiğinde ne oluyor? Kayısıların şeyi düşüyor. Rekoltesi düşüyor. Rekoltesi düşüyor. Kayısı döneminde tozdan, topraktan yani evet. İşçiliğimiz daha fazla oluyor. İşçilik daha fazla oluyor. Evet, yani onun için biz mutlaka bu toprak yolların artık asfaltlanmasını yetkililerden rica ediyoruz. İlaçlama yapılıyor mu muhtarım bu sineklerle ilgili? Sineklerle ilgili bir iki kere ilaçlama yapıldı. Ondan sonra da herhangi bir şey yok. Az önce önümüzden bir ilaçlama aracı geçti. Biliyor musun? Burada mı? Evet. Köy grup yolunda. Evet doğrudur. Bizi geçti gitti evet. Bunu da belirtelim. Evet. İlaçlamanın periyodik olarak en az haftada 2 gün yapılmasını istiyoruz. İşte görüyorsun röportaj yaparken dahi ne yapıyor? Bizi sinekler rahatsız ediyor. Değil mi efendim? Evet. Onu da belirtelim. Bir yemek yerken sinekler geliyor, konuyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Bu konuda önemli diyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Hacı Uğur Polat'tan özellikle yollarımızla ilgili sıkıntımız olduğunu. Yolu çek bir ayınlayacağım. Evet, defalarca yol çok bozuk, anlatmakla olmaz. Mutlaka gelmelisiniz. Bunu. Yani bu tozda araç gittiği zaman toz bulutlar havaya kalkıyor sayın izleyiciler. İşte bu kayısıları araçlarıyla gelmek istemiyor. Toprak olay. Yani gelmek istemiyor. Sağlam temiz. Evet. Yani ben de şu oradan döndükten sonra baktım çok bozuk. Yani üzüldüm yani. Yani evet, her insan aracını da vurmak istemez. Onun için Hacı Uğur Polat Büyükşehir Belediye Başkanı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan rica ediyoruz. Merkeze çok yakın bir yerleşim yeri. Mutlak buranın ana ulaşım yolunun sıcak asfalt yapılmasını yetkililerden rica ediyoruz. Muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Biz İnşallah teşekkür bu yol asfaltlanır diyoruz. Evet, biz de teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Ama 4 senedir benim evi yapacaklar, daha yapmadılar. Bak duruyor. Evet.